Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Müslümanlar için farz olan oruç, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte internette en çok konuşulan konuların başında geliyor. Öyle ki Ramazan ayına ilişkin bütün konular araştırılmaya başlandı. Bu konulardan biri de magazin dünyası hakkında oldu. Her gün ekranlarda gördüğümüz ve oruç tuttuklarına asla inanamayacağımız ünlüleri sizler için bir araya getirdik. İşte Ramazan ayında oruç tutan o ünlü isimler. Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit, Haluk Levent, Afra Saraçoğlu, Cem Yılmaz, Tarkan Tevetoğlu, Murat Yıldırım, Pınar Deniz, Beyazıt Öztürk, Nusret Gökçe, Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Engin Altan Düzyatan, Sedef Avcı, Burcu Kara, Beren Saat, Buğra Gülsoy, Cansu Dere, Zuhal Topal, Berden Mardini, Birkan Sokulluoğlu, Ali Koç, Çetin Tekindor, Bülent Ersoy, Murat Boz, Aslı Enver, Ebru Gündeş, Mert Ramazan Demir, Orkun Işıtmak, Yusuf Aktaş, Esra Erol, Gökhan Özoğuz, Gamze Özçelik, Uraz Kaygılarıoğlu, Necla Nazır, Necati Şaşmaz, Mustafa Ceceli, Acun Ilıcalı, Demet Akalın, Tolgahan Sayışman, Şarkıcı Sibel Can, Gökhan Özoğuz, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Gülben Ergen, Ajda Pekkan, Burcu Güneş, Erol Evgin, Deniz Akkaya, Davut Güloğlu, Mahsun Kırmızıgül. Oruç tuttuğunu açıklayan ünlülerden bir diğeri ise Mahsun Kırmızıgül. Ünlü şarkıcı hem ailemden hem de çevremden gelen bir etkiyle 18 yaşından beri oruç tutuyorum. Din insanı hayata bağlıyor. İnsanları kötülüklerden arındırıyor. Daha merhametli yapıyor. Bilmediğim ama hissettiğim bir şeye dua ediyorum. Rahatlıyorum. Din bence bir rahatlama biçimi. Modern Müslümanlar dönemi başladı artık. Tabii İran olmak yanlış. O rejim bize yakışmaz. Sakal uzatıp cübbe giyerek de Müslüman olunmaz. Allah'la kulun arasına kimse giremez demiş ve oruç tuttuğunu açıklamıştı. Erman Toroğlu. Bir diğer oruç tuttuğunu dile getiren ünlü isim, televizyon yorumcusu olan Erman Toroğlu. Ramazan'da oruç tutmazdım, şimdi tutuyorum. Arkadaşlar diyorlar ki, sen oruç tuttun, dünyanın sonu geldi. Ben şundan tutuyorum. Allah demiş ki,
Kardeşim size bir vücut verdim. Eğer beni seviyorsanız, bana bağlıysanız bu verdiğime iyi bakın. Biz vücudun emanetçisiyiz. Ama bu vücuda iyi baktığıma inanmıyorum. Hiç olmazsa bir ay dinleneyim dedim. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ama Müslümanlığın gereklerini ne kadar yerine getirebiliyoruz? Açıklamasını yapmıştı. Burak Kut. Ramazan boyunca dini görevlerimi yerine getirmekten büyük keyif alıyorum. Herkes bana niçin eve kapandığımı soruyor. Çünkü evimde huzur buluyorum. Küçükken Ramazan'ın bitip bir an önce bayramın gelmesini iple çekerdim. Şimdi de tıpkı o günlerde olduğu gibi aynı duyguları yaşıyorum. Bayramları hala bir çocuk gibi çok seviyorum. İfadelerini kullanmıştı. Burcu Güneş. Çocukluğumda oruç tutmaya pek hevesliydim. Ailem de bu isteğime karşı çıkmazdı. Ancak oruç tuttuğum bir gün hiç unutmam, 3 kez unutup yemek yedim ama orucuma da devam ettim. Anneme anlatınca da üzülme Allah kabul eder demişti. Erol Günaydın. Eskiden Ramazan aylarında meddahlık yapardım. Meddahlığın en önemli ayrıntısı herkesin çıt çıkarmadan dinlemesiydi. Bir Ramazan'da otelin birinde meddahlık yapıyordum. Bir gürültü, bir patırtı sormayın. Ey ahali dedim. Meddahlık bize has bir sanattır. Biri konuşurken diğerleri dinlerdi. Şimdi görüyorum ki kimse kimseyi dinlemiyor. Biz de batılı olduk demek ki. Hadi bana eyvallah dedim ve oradan kaçtım. İfadelerini kullanmıştı. Kadir Çöpdemir. 7 yaşımdan beri oruç tutarım. Ekmek teknesi dönemine denk gelmişti Ramazan ayı. Bütün gün çalışmışım ve iftarda da asılmışım. Neler yediysem artık bilemiyorum. Ama hatırladığım kadarıyla ciğer, kokoreç, köfte, tulumba tatlısıydı. Kalabalık bir sahne çekeceğiz ve ben o sahne sırasında düşüverdim. Kafamı da sehpaya çarptım. Beni hastaneye götürmüşler hemen. Gözlerimi bir açtım sedyedeyim. Diyerek bir Ramazan anısını anlatmıştı. Nilgün Belgün. Benim babaannem Rum kökenliydi. Dedem Müslümandı. Babaannem gece sahura kalkıp dedeme özel pilav yapardı. Babaannem Hristiyan olmasına rağmen Ramazan'ı ve bayramları bizimle yaşardı. Biz de onun Noel ve Paskalya bayramlarında yanında olurduk. Ailemiz iki dinin gelenek ve göreneklerine son derece saygılıydı. İfadelerini kullandı. Şarkıcı Zara. Zara ise bir Ramazan anısını şöyle anlatıyor. 13 yaşındaydım. Ramazan ayında köyümüzden misafirlerimiz gelmişti. Sefer oldukları için oruçlu değillerdi. Biz de şahane bir sofra hazırladık. Sofraya ben de oturdum. Birlikte yemeğimizi yedik, meyvelerimizi yedik. Çayımızı içerken kendi kendime ben neden bu kadar acıkmışım diye sordum. Oruçlu olduğumu hatırlayınca çayı bir püskürttüm ki sormayın. Sevgili anneannem, orucuna devam et yavrum demişti. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.